Et fiyatlarında yaşanan astronomik artışlarla kıyma ve kuşbaşının kilosunun 500 TL'leri görmesi vatandaşı olduğu kadar kasapları da rahatsız ediyor. Yaşanan durumun et konusunda bazı firmaların tekelleşmesinden kaynaklandığını dile getiren Yalova Kasaplar Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt, firmaların ete yaptığı zamları kendilerinin fiyatlara yansıtamadıklarını, çoğu kez çay parası kârlarla et sattıklarını ifade etti. Hükümetin el koyması lazım öncelikle. Neden diyeceksiniz? Artık iş tekele dönmeye başladı. Firmalar 10 lira, 15 lira zam yaparak bizim gibi esnaflara veya köylü, bununla ilgili çok ciddi derecede mağduriyet yaşıyoruz. Yani iş tekele döndü artık. Yani gelip burada fiyat sorup günde 10 tane insan gidiyor. Rakamlarla ilgili duyuyorlar. Çok zamlı olduğunu söylüyorlar. Alım güçlerinin ciddi derecede azaldığını söylüyorlar. Ki vatandaş doğal olarak haklı bu konuda. Yani biz de elimizden geldiği kadar en düşük seviyede tutmaya çalışıyoruz ama yapabileceğimiz çok fazla bir şey de yok bununla ilgili. Mecbur biz de iş yeri işletiyoruz. Cüzi bir rakamda olsa çay parasına karlarla artık satış yapmaya başladık. Bazı yerlerde maliyetin altında et satışı yapıldığını duyduklarını dile getiren Yalova Kasaplar Derneği Başkanı Bozkurt, bu tip etlerin sağlıksız ya da hijyenik olabileceği uyarısında da bulundu. Cüzi rakamlara satılan marketlerin fiyatları zaten o rakam mümkün değil olmasa. Neden diyeceksiniz? Bugün 350 liraya kesilen danayı kemiğini çıkardığın zaman 450 liraya bize gelişi var. Onun altına maliyetlerimiz, çalışan olsun, iş yeri kirası olsun, elektriği, vergileri derken bununla ilgili bunun altında daha fazla bir şey yapmasın mümkün değil. Yani çevreden çok düşük rakamda olan ürünleri almasınlar. Kaliteli et yemek istiyorsa, düzgün, güzel, hijyenik bir et yemek istiyorsa önce baksınlar, kontrolünü yapsınlar. Çok sıradan, normal yerlere gidip de alışveriş yapmasınlar.